Merhabalar, Kardemir'le devam ediyoruz. Bugün demir-çelik sektörünün en bilinen kağıtlarından Kardemir yine böyle bir sıkıştı, sıkıştı, bir atağını yukarı doğru yaptı. Bu sefer 3.25'i de, yani 3.20'yi de geçen sefer kıramamıştı, üstüne kalamamıştı, 22 yapmıştı. Yani 3.17'nin üstünde zaten zorlanmıştı, direnci orasıydı. Bu sefer de orada kapattı artık. Şimdi ne beklenir Kardemir'den? Şurada, şuranın üstünde dediğim gibi şunu bir çekelim. Şurada kaldı artık. Yani buradaki dur, yani şimdilik böyle gözüküyor. Doğru mu çektim? Biraz daha aşağı çekmem lazım. Düzelteyim biraz da. Şöyle 3.19. 3.19'un üstünde kaldı. Geçen sefer kalamadı. Kardemir'de hep yukarı bir trend var zaten. Hiç bozulmayan şöyle. Şöyle bir yukarı trendi var. O trende de devam etti, ediyor. Bakalım edecek mi? Herhalde edecek diye düşünüyorum daha da. Yani şimdilik göstergeler iyiyse şeydir. Yani şu hareketi vardı onun. Geçen ben bunu videosunu yaptım mı hatırlamıyorum. Söyledim mi söylemedim mi? Şurada bir sıkışmıştı. Kendi özel şeyimde vardı ama çizgisi burada göremedim. Şurada sıkışmıştı. Daralan bir üçgen ya da bir takoz diyelim. Bir takoz yapıyordu. Yani çok sert değil kendinden önceki hareket de. Onun için karar veremedim. Üçgen mi diyeyim, takoz mu diyeyim. Yani sonuçta bir formasyon yapıyordu yükselişle alakalı. Bunu böyle alttan kırması önemliydi çok. Kırdı. Devam etti. Hatta aynı hareketi şurada da yaptı. Benzerden. Şöyle bir yatay yapıyor. Böyle daha çok filema gibi de diyebiliriz buna. Yapıyor, kırıyor. Yapıyor birkaç gün, işte ondan sonra kırıyor, devam ediyor. Buradan çıktığı zaman yukarı doğru devam ediyor. Bu çok kısa. İşte baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 günlük böyle bir sallanması, sürünmesi, hafif düşme zamanı oldu. Şimdi burada da böyle, ya bunu saatlikte aslında daha doğru olur yapmam da. Burada da bir yükselen üçgen vardı. Kendim de takip ediyordum yani gün içinde. Dedim ya bunu bir yerde kıracak bu da. Bakalım hani kırdığı zaman da bir yukarı doğru bir atak yapacak. Kırdı. Tabi anında bir 3.25 hatta kaçı gördü? 3.29 gördü. Evet 3.29 gördü yukarıda. Döndü. Kâr satışları tabi haliyle. Bir de hani kardemir gibi bir kağıdı kaldırmak, tavanı kopartmak falan kolay değildir. Bugün şimdi yanlış bilmiyorsam 870 mi 850 mi 850 milyon mu öyle bir miktar lot el değiştirdi Kardemir'de. İşte bu da kabaca 2 milyardan biraz daha fazla 2.4 milyar civarında ya da 2.5 milyar TL civarında neredeyse BIST 100 şeyinin %10'undan biraz fazla %12'sine denk gelen BIST 100'ün parasal hacminin bir hacim yaptı. Bu müthiş bir şey tabi. Hani ama tabi dediğim gibi yani Kardemir'i tavana yapıştırmak da öyle çok kolay bir iş değil. Çok para isteyen bir iş. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü niye gitmedi diye düşünüyorsanız öyle ya bu niye gitmedi? A gitti. Efendime söyleyeyim. B gitti. İkisi de tavanda bitirdi diye hatırlıyorum. Tam B'den tam emin değilim ama tavana yakındır. Tavan değilse bile 8-8.5'tur. Bu niye gitmedi derseniz öyle. Bunu götürmek kolay değil. Çok kalabalık bir kağıt. Çok hacimli yani hani bazen diyorum ya sığ kağıt mesela bir kağıt söylüyorlar. Bakıyorum sığ yani lotu yok ki. Hani bunda lot öyle değil ki. Kıyamet gibi lot var. Yani hesapladığınız zaman düşünün 2,5 milyar liralık bir işlem. Yani çok nadir olur bir kağıtta öyle. Her zaman da olmaz yani. Her kağıtta olmaz zaten. Yani çok az kağıtta olur. İşte Türk Hava Yolları'nda olur falan. Velhasıl yani böyle bir hareketi var. Bu hareketleri yapıyor. Hafif sıkışıyor, sıkışıyor, yukarı kırıyor. Şimdi yarın ne olur? Bu burayı RSI'da da dikkat ettiğiniz gibi göstereyim. Üçüncü hareketi 70 üstüne. Şimdi hani RSI bir direnç olarak kullanılır mı? Şimdi RSI bir direnç olarak değil de bir ısınma ben öyle diyorum o momentumdur. Yani bu momentumda sona ereceği bir yer vardır. İşte ben ne beklerim? 81, 82, 85 üstünde atıyorum. Herkesin tarzı vardır. Ben bunu mesela 80-20 kul altta 20 üstte 80
olarak kullanan da çok görüyorum. Ben genelde hani 70-30 çok kullanılan bir seviyedir RSI'de dünyada. En çok kullanılan seviye olduğu için 70-30'u alıyorum. Yani düzeltmeye girdiği zaman kağıt. Bakıyorum işte burada 79, 80, 82 işte sallıyorum. 85 sallamayayım da tam söyleyeyim. 81, 28, 85 var mı? Şurada var 85. Yani 80'lerden sonra özellikle bir şey var. Kağıdın bir düzeltmesi var ama oraya da biraz şu an mesafesi var. Yani şu an 73.96'da. Bakalım yarınki hareket tabii endeksin durumu risk iştahı ne olacak? Bir görelim. Stop diyenler varsa yani şurayı şimdi şunları bir sileyim de çok da kalabalık etmesin. Şimdi bundan sonra ne beklerim? Kendi adıma konuşuyorum. Şu kırdığı direnci şu anda o önemli. Yani şurayı bir destek haline getirmesi. Neresi orası abi? Bir daha bakalım. Yükseğe işte 3.18'de onun zaten öyleydi. Şimdi bakınca tekrar anımsadım. Şurada neydi? 3.22 kapanış tabii 2.92. Yani şu 3.18'i en azından yani çünkü 17'yi kırmakta da zorlandı. Şuraya bir destek haline getirmesi bence önemli. Yani burada bir sağlıklı olarak bir hacimle bir destek haline getirirse daha sonraki yükselişleri daha sağlıklı olur. Böyle patır patır gitmesi de yani ben görüyorum bazen forumlarda şurada burada diyor ki ya adi kağıt gitmedi. Bir gün önce %10 gitmiş. Ne gitsin anlamadım ki yani. %10 ya bu. Bir günde paranızın %10 kar alıyorsunuz. Yani otogalericiler almıyor o kadar kar. Şimdi çok kızıyor tabii herkes. Ama hakikaten onlar %10 zor alıyordur. Yani öyle kolay alamazsınız her işte %10'u bir kere de. Sen oturuyorsun bir yatırımla %10 alıyorsun. Bu iyi bir şey. Onu söyleyeyim hani çok borsa çok açgözlülere göre bir yer değildir. O zaman o iş için başka kanallar var. İddia bayileri var. Şu var, bu var. İşte 1'e 20, 1'e 50 orada alırsınız. Burada öyle öyle rakamları alamazsınız. Hani onun için şimdi yarın ne olacağını bilemem tabii de bir açılışı görmek lazım. Tırmanmaya devam ederse tabii döneceğiz. Daha eskisinde dönelim. Bir üstte 4 lira seviyesi var. Bir direnç olarak. Çünkü şuradaki direnç de şuraya denk geliyor. Onu kırdığını varsayarsak döneriz 4 liraya bakarız. Ha, ne zaman? Hemen mi? Onu bilmem. Zaman bilmem. Yani her şey biraz da Türk ekonomisine bağlı. Şimdi demir çelik sektörü ne yapıyor, ne kadar toparlayacak bilançolar gelecek. Göreceğiz işte sanayinin bir kısmı kapalı, şu bu falan. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey Kardemir için yok. Yani dediğim gibi şuraya artık bir destek haline getirmesi Kardemir için önemli görüyorum. Buradaki hacimler de çok güzel zaten hani getirirse herkesi mutlu eder diye düşünüyorum. Söyleyeceğim başka bir şey. RSI'ye dikkat edin. Yani tırmanışlarda bu yukarı çıktıkça tabii bu ısınmadır. Yani daha yukarıda satıcı gelebilir. En azından öyle söyleyeyim. Biraz daha yukarıda. Zaten burada bile satıcılar geliyor. Daha yukarılarda da haliyle gelmeye devam edecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.